Partikül Matematik kanalından herkese yeniden selamlar. Evet 6. sınıflar için hazırladığımız yeni nesil matematik denemelerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz İdol yayınlarının 12'li matematik deneme kitabını kullanıyoruz. Ve şu anda da ikinci denemenin çözümleriyle yeniden karşınızdayız. Eğer içeriklerimizden anında haberdar olmak istiyorsanız şimdiden lütfen abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de içeriklere destek olmak için videoyu da beğenebilirsiniz. Artık hazırsak ilk sorumuzla çözümlere başlayalım. Sorumuzda Microsoft OneNote matematik problemi çözme özelliğini eklemiş. Bu şekilde bir program varmış ve onur öğretmen tahtada OneNote programını açmış ve aşağıdaki işlemi yazmıştır. Aslında burada bu işleme hiç takılmanıza gerek yok. Çünkü soruyu bir okuyalım önce. Bu işlemi adım adım çözen programın izleyeceği adımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani size aslında işlem önceliği sıralarını sormuş. Dolayısıyla o zaman biz şunu bir hatırlayalım. İşlem önceliğimizde ilk kim vardı? Tabii ki de üstü sayılar vardı. O zaman A ve B şıklarını eledim. Çünkü bakın sırayla gideceğim. Önce üst ifade demem gerekir. Ardından tabii ki de kimleri yapmamız gerekiyor? Parantez içindekileri yapmamız gerekir. Çıkarma işlemi kesinlikle değildir. Çünkü çıkarma en son işlerdir. Yani toplama ve çıkarmayı en sona atarız. Dolayısıyla D şıkkını da eledim. Ve parantezli işlem çarpma ve çıkarma şeklinde doğru cevabı C şıkkı olarak işaretleyebiliriz. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda ayrı ayrı ambalajlanmış özdeş iki kolinin içinde eşit sayıda 6. sınıf idol yayınları denemeleri bulunmaktaymış. Bu kolileri Hatay'a göndermek üzere kargoya veren Sezgin bu kolilerin ağırlığına göre de ücret ödüyormuş ve kargonun e, ücret tarifesi verilmiş. Sezgin'in ödediği kargo ücreti 49 TL olup kolilerin toplam ağırlığı bakın burası çok önemli bir doğal sayıya eşit. Yani kolilerin toplam ağırlığı net. Dolayısıyla da eşit olduğuna göre bir kolinin ağırlığı kaç? kilogramdır şeklinde sorulmuş. Şimdi benim bu 49 TL'yi şurada bulunan bir sayıya bölebiliyor olmam gerekiyor ki ağırlığın tam sayı çıkmasını, daha doğrusu ağırlığın doğal sayı çıkmasını sağlatabileyim. E şimdi 49'u 5'e bölemem, 9'a da bölemem, 12'ye de bölemem. O zaman alacağımız sayı 7. Dolayısıyla 49'u 7'ye bölersek yine ne bulacağız? 7 bulacağız. Yani ne bu 7? tabii ki de kilogram. Neden kilogram? Çünkü bir kilosunun kargo ücreti 7 TL dedik. Dolayısıyla da 7 kilogram varmış ki 7 kere 7'den 49'a ulaşmışız. O zaman ağırlığı tespit ettik. Toplam ağırlık. Bakın şu ikisinin toplamı 7 kilo. Dolayısıyla da bana bir koliyi sorduğu için 7'yi 2'ye bölmeniz lazım. 7'yi de 2'ye bölerseniz eğer kaç kere vardır bakın. 3 kere vardır. 3 kere 2 6. 1 kaldı. Devam ediyorduk. 1 0 1 şeklinde. Onun içinde 2 5 kere var. 5 kere 2'den 10 deyip işlemin sonucunu 3.5 olarak tespit edebiliyoruz. E bunu aklınızdan da yapabilirsiniz. İşte 7'nin yarısının 3.5 olduğunu düşünebiliyorsanız eğer direkt A şıkkına yine gidebilirdiniz. 3. soruyla devam edelim. Bir otelde iki tane asansör bulunmaktaymış. İşte teknik bir arıza sebebiyle e, asansörlerden biri 4 ve 4'ün katlarında diğeri de 6 ve 6'nın katlarında durmamaktaymış. Bakın durmuyoruz. Diğer tüm katlarda ise duruyor. E, bu arızaya rağmen otelin her katında en az bir asansörü durmakta da Türkan ailesinin kaldığı oda bu otelin en üst katında. Yani otelin en üst numarasında kalıyorlarmış. Buna göre de bu kat e, aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle dördün ve altının katlarında hani durmuyoruz ya. E dolayısıyla dördün ve altının katı olan bir sayıyı o zaman ben şıklarda aramalıyım. Mesela dokuzuncu katta asansör olabilir. Değil mi? Çünkü dördün ve altının katlarında durmuyorum. E onuncu kat olsa yine olabilir. Orada da asansör olabilir ve 11. katta yine olabilir. Çünkü diğer tüm katlarda asansörümüz durabiliyor ama 12. kat hem 4'e bölünebilir hem de 6'ya bölünebilir. Dolayısıyla burada asansör olmadığını söyleyebiliriz. Yani Türkan ailesinin bu katta kaldığını söyleyebiliriz. 4. soruyla devam edelim. Aşağıdaki şemaya yerleştirilen ışıklandırma sistemiyle numaralandırılmış karesel bölgeler içinde işte harfler aralıklı olarak yanıp sönüyorlarmış. Panodaki ışıklandırma sistemi çalıştırdıktan 1 dakika sonra tüm karedeki harfler işte 2 dakika sonra 2'nin katı 3 dakika sonra 3'ün katındakiler yanıp sönüyormuş. Bu şekilde devam ederek 33 dakika sonra 33. karedeki harf yanıp sönmekte ve ardından sistem kapanıyormuş. Bu süre içerisinde kaçıncı karedeki harf en fazla yanar diyor. Yani hangi hangi sayı en fazla bölene sahiptir aslında bunu soruyor. Dolayısıyla hemen düşünelim. Mesela 16'yı ben ikiye bölebilirim, 4'e bölebilirim, 8'e bölebilirim değil mi? Ya da bir de 16'ya da bölebiliriz. Kendisini de yazabilirim. biri burada saymayacağım gençler. biri herkese bölebilirim ama zaten 1. dakikadan sonra hani tüm harfler yanıyor ya. O yüzden o ben benim için bir kıstas olmayacak. Ayrıcalık değil yani. Çünkü tüm hepsini yakabiliyoruz. Dolayısıyla diğerlerini deniyorum. 20 için yine 1 var ama onu yazmadım. 2 var, 4 var, 5 var, 10 var. Bir de 20'ye bölebiliriz. Gelelim 24'e bakın. Şimdi mevzuyu anlayacaksınız. 24'ü 2'ye bölebilirim. 3'e bölebilirim. Yani 24 Şuradaki A harfi 2'nin katı olduğunda yanacak 3'ün katı olduğunda yanacak 4. dakikadan sonra yani bunlar hep dakika olarak düşünün 4. dakikadan sonra yanacak 6. dakikadan sonra yanacak 8'den sonra yanacak yarısı 12'den sonra yanacak ve tabii ki de 24'ten sonra da yanacak yani en fazla yananın aslında C şıkkı olduğunu bu şekilde de söylemiş olabilirsiniz. 32 içinde ne var işte 2 var. 4 var, 8 var, 16 var, 32 var. Yani çok da fazla bir böleni olmayacak zaten 24'ün bölenleri burada oldukça fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Beşinci sorumuz Nil satın almak istediği uçak biletiyle ilgili bazı özellikleri ifade eden kümeleri oluşturmuş. Aşağıda Nil'in uçak bileti almak için filtrelediği 4 uçuş gösteriliyor. Bunları da ABC kümesi olarak adlandırmış ve ABC kümelerinden sadece bir tanesinin elemanı değildir demiş. Hemen bakalım. A kümesinin elemanına bakıyorum. Uçuş saati 19'da 24 olan biletler. Hemen şöyle küme işaretimi yaptım. Uçuş saati 19'dan sonra bu değil. 18'ler olamaz. 20 ve 21'i alacağım. Yani 2 ve 4. Dolayısıyla A kümesi için 2 ve 4 yazdım. Şimdi gelelim B kümesine. 300 TL'den düşük olanlar kimler var? Sadece 3. biletimiz var. Omen B içinde onu yazdım. C kümesi business class olanlar kimler var? 1. ve tabii ki de 4. var. 1 ve 4'te de onu not ediyorum. Buna göre sadece bir tanesinin elemanı değil hangisi olabilir? Yani iki kümede olacak diğerinde olmayacak. Tabii ki de kim var bakın iki kümede de olan Dördüncü bilet var değil mi? Dolayısıyla da doğru cevabımız beşinci soru için değişiklik olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Evet altıncı sorumuzda ne demiş bakalım. Aşağıda Samet, İbrahim, Servet ve Kemal'in boy uzunlukları verilmiş. Ömer öğretmen öğrencileri bu 4 arkadaştan bahsediyor. Boy uzunluklarına göre forma numarası verecekmiş. En uzun öğrenciye en büyüğünü, en kısa öğrenciye de en küçük forma numarasını veriyormuş. Forma numaraları eksi 10, eksi 5, eksi 7 ve eksi 13 oluştuğu biliniyorsa İbrahim'in forma numarası sorulmuş. Şimdi sevgili gençler öncelikle İbrahim şuradaki listede gördüğünüz üzere 157 santimmiş ve diğer arkadaşların arasında tabii ki de nedir İbrahim'in boyu? En kısadır değil mi? Dolayısıyla da bu arkadaş bizim için en küçük numarayı alacak demektir. E bu 4 tane sayıdan en küçüğü hangisi? Tabii ki de eksi tarafta sayısal olarak en büyük olan kim var? eksi 13 var. Yani eksilerdeki sıralamayı pozitifin tersi gibi düşünün. Aslında pozitif olsaydı 13 en büyüktü ama hepsi negatif olduğu için ve 13 de negatif olduğu için en küçük aslında burada eksi 13 olacaktır. Dolayısıyla 6. soru D şıkkı olacaktı. 7. soruyla devam ediyoruz. Evet şimdi kare şeklindeki bir fotoğrafın boyutları verilmiş ve çerçevenin de kalınlığı veriliyor. 1 bölü 20 metreymiş. E, fotoğraf ile çerçeve arasında resmin yanlarında 1 bölü 5'er metre. Üstünde ise 3 bölü 25 metre boşluk bırakılmış. Bakın şuraya notunu almamış. Biz onun hemen notunu alalım. Şuradaki boşluk 3 bölü 25 metre metre olacakmış. Buna göre fotoğraf ile çerçeve arasındaki resmin altında kaç metre boşluk bırakılmıştır diye soruyor. Yani aslında zaten soru işaretiyle de şurada bakın göstermiş şeklin üstünde dolayısıyla bir sıkıntımız yok. Evet nereden başlayalım? Hadi gelin önce şu ortadaki fotoğrafın ya da resmin boyutunu bulalım. Zaten bu arkadaş bir kareymiş. Bir kenarını bulsak diğer kenarlarını da bulmuş oluruz. Nereden başlıyorum? Tabii ki de şu yatay kısımdan başlıyorum. 1 tam 1 bölü 10. Aslında bileşik kesre çevirecek olursak bunu şöyle çarp topla şeklinde 10 kere 1 10 biliyorsunuz. 1 topluyorduk. 11 bölü 10 şeklinde bunu yazabiliyoruz. Bu bizim çerçeveyle dahil en geniş uzunluğumuz. Şimdi bunlardan bir şeyler çıkartacağız. Kimleri çıkartacağız? Öncelikle şu sağdan ve soldan 1 bölü 20'lik kalınlığımız var. Yani 2 tane 1 bölü 20 var. Dolayısıyla 1 bölü 20 ile 1 bölü 20'yi topluyorum. 2 bölü 20. Bunu da sanki sadeleştirebiliriz değil mi gençler? 2'ye bölebiliriz. 1'e 10 kalacaktır. Yani 1 bölü 10. Bakın bu nedir? Yanına yazalım. Çerçeve kalınlığı. Bunu çıkartacağız birazdan. Bu bir. Ardından devam ediyorum. Kimler var bakın. Çerçeve ile fotoğraf arasında 1 bölü 5'ten 2 tane var. Dolayısıyla 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. Buradan da ne elde edeceğim? 2 bölü 5. Şimdi diğerinin paydası 10'du. O yüzden hadi gelin bunun da paydasını 10 yapalım. 2 ile genişletelim. 4 bölü 10 olacaktır. Bu da nedir? 2 tane boşluk toplamı. Bunu da not etmiş oldum. Peki başka bu boşluğum ya da herhangi bir sayım değerim var mı? Hayır yok. O zaman şu iki arkadaşı toplayalım. Boşluk ve çerçeve kalınlığını. Yani 1 bölü 10 ile 4 bölü 10'u topluyorum ve ne elde ettim? 5 bölü 10 elde ettim. Şimdi artık tamamından yani 11 bölü 10'dan şöyle 5 bölü 10'u çıkartırım. Ne kalacaktır? 6 bölü 10. Bu da nedir? Resmin ya da fotoğrafın diyelim. Fotoğraf çarpsın bir kenarı. Zaten kare olduğu için her kenarı aynıdır. Bunu da unutmayın. Şimdi geldim. bu fotoğrafın boyutunu yataydan bulmuştum. Dikeyden de bunu sağlatmaya. Şimdi dikeyde ne var? 1 tam 2 bölü 5 var. Hemen çarp topla ile şöyle 5 kere 1 5. 2 topluyorum 7. 7 bölü 5 diyorum. Bunun tamamına yani yataydaki uzunluğu daha doğrusu dikeydeki uzunluğun tamamı 7 bölü 5 metreymiş. Şimdi bizim bundan çıkartacaklarımız var. Kimler? Öncelikle yine 2 tane çerçeve kalınlığım var. Oradan başlıyorum. 1 bölü 20, 1 bölü 20. Az önce yapmıştım bir daha e, dolayısıyla yapmayacağım. 1 bölü 10 diyorum çerçeve için. Notumu aldım 1. İkincisi boşluklarım var bir tane boşluğum var yalnız bu sefer. 3 bölü 25. Hatta bunları toplaya toplaya gidelim. 1 bölü 10 artı 3 bölü 25 artı. Bir de ne gelecek? Bakın şu morla taramıştım. Şimdi kırmızıyla geçiyorum üstünden. Fotoğrafın kendi uzunluğu. Onu da 6 bölü 10 bulmuştum. Şimdi bunların hepsinden e, bunların hepsini toplayıp 7 bölü 5'ten çıkartacağım. Gelin bir bunları toplayalım. Öncelikle 1 bölü 10 ile 6 bölü 10'u toplarsak 7 bölü 10 yapacaktır. Artı 3 bölü 25. Bun arkadaşların paydalarını nerede eşitleyebiliriz? 50'de. Dolayısıyla bunu 5 ile bunu da 2 ile çarpıyorum. 5 kere 7'den 35 artı 2 kere 3'ten 6. Dolayısıyla üst tarafı hallettim. Paydamız da 50 olacak. 35 ile 6'yı toplarsak ne yapacaktır? 41 bölü 50 yapacaktır. E dolayısıyla ben 7 bölü 5'ten 7 bölü 5 eksi 41 bölü 50 yaparsam bu işi halledeceğim. Şimdi tabii ki yine payda eşitleyeceğiz çıkarma işlemini. Burayı 10 çarpıyorum. Direkt yanlarına sıfırlarını ekleyeyim. 70 bölü 50 oldu. 70'ten de 41'i çıkartırsam üst taraf ne çıkacaktır? Tabii ki de 29 çıkacaktır. Alt tarafımız da 50. Dolayısıyla çerçeve ile resmin altında kalan kısmı 29 bölü 50 olarak bulmuş olduk. Biraz uzunca bir soruydu. İşlemi kalabalık ve bol bir soruydu. Umarım anlatabilmişizdir. 8. soruyla devam ediyoruz. Kısa kenarı A, uzun kenarı B olan dikdörtgenlerin çevreleri şöyle hesaplanır. Bakın 2 çarpı A artı B şeklinde. Bu bir bilgi. Yeni nesil sorularda bu, bu şekilde bilgiler verilir. Eğer biliyorsanız buraları hızlı geçin. Uzun kenarı 9 bölü 4 metre. Hemen şuraya 9 bölü 4'ümü yazıyorum. Kısa kenarı 5 bölü 4 metre. Hemen bu notumu da aldım. Şekil 1'deki dikdörtgen levhadan Kenar uzunlukları 1 bölü 2 metre olan iki tane kare kesiliyormuş. Bakın şuradan bir kare gidiyor ve bunun kenar uzunlukları 1 bölü 2. Aynı şekilde karşısı da 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 şeklinde. Buna göre elde edilen ikinci şekildeki o levhanın çevresi sorulmuş. Şimdi aslında sevgili gençler çevre küçülmedi büyüdü. Neden büyüdü? Bakın kısa kenar 5 bölü 4 olan kısım zaten şu üçünün toplamı değil midir? E bu 5 bölü 4 var ama ekstradan işin içine neler girdi bakın üstten ve alttan 1 bölü 2'ler girdi. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı nedir? Tabii ki de 1'dir. Aynı şekilde diğer taraftan da 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1'dir. Yani aslında çevreye şu dikdörtgenimin toplam çevresine 2 metrelik bir artış geldi. Dolayısıyla ben önce bunun çevresini bir hesaplayayım nasılmış formülümüz? Bakın 2 çarpı kısa kenarda uzun kenarı topluyoruz. 5 bölü 4 ile 9 bölü 4'ü topluyorum. Ve ne elde ediyorum? 2 çarpı 14 bölü 4 elde ediyorum. Buradan da 28 bölü 4 buldum. 2 kere 14, 28. Alttaki payda da değişmez. 28'i de 4'e bölerseniz 7 metredir tabii ki de. Tam bölünebilen bir sayı çünkü bu. 7 metreyken 2 metre artış yaşarsam ne olacak? 7 artı 2'den çevre uzunluğum 9'a çıkmış olacak. Dolayısıyla 8. soru için D şıkkını doğru cevap olarak söyleyebiliriz. Şimdi Elif öğretmen aynı boyutlardaki şeffaf kesir kartlarını kullanarak çarpma işlemini modelliyormuş. Yukarıda verilen 4 farklı kesir kartının hangi ikisi ile yapılan çarpmanın sonucu 1/4'e eşittir diye soruluyor. Şimdi birinci karta bakacak olursanız burada bakın ne var? Aslında tam bir yarım olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Tam 3 parça taranmış 3 parça taranmamış. Yani toplamda 6 parça var 3'ü taranmış. E bunu sadeleştirdiğinizde aslında bunun 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki başka yarımımız var mı? Mesela dördüncü kartımız var. O da yine iki tane parçadan biri taranmış. Yani 1 bölü 2. Gerçekten de biz 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda ne elde ederiz? 1 kere 1'den üst taraf 1, 2 kere 2'den alt taraf 4. Yani 1 bölü 4'ü bakın elde edebildik. Kimler aracılığıyla? Birinci kart ve dördüncü kart aracılığıyla. Dolayısıyla burada da cevabımız B eşitliği olacaktı. 12 kişilik bir arkadaş grubu restorana gidiyormuş. Menüde fiyatları yazan yemeklerden de bir tane sipariş ediyorlarmış. Şimdi gruptakilerin 1 bölü 3'ü demiş. E 12 kişinin 1 bölü 3, 3'te biri nasıl bulunur? 12'yi 3'e bölerim. Kaç kişidir? 4. Bu 4 kişinden söylemiş bakın. Tepsi kebabı söylemiş. Şöyle kırmızı ile gösterelim. Dolayısıyla tepsi kebabının yanına çarpı 4 yazıyorum. 1 bölü 4'ü kağıt kebabı söylemiş. Yani 12 kişinin 4'te biri. 4'e böldüğünüzde kaç çıkacaktır? 3. Dolayısıyla 3 kişi de kağıt kebabı söylemiş ve kalanı da belen tava söylemiş. Şimdi 4 kişi tepsi. 3 kişi kağıt kebabı söyledi. 7 kişi söyledi yemeğini. 12 kişiden 7'yi çıkartırsam ne kaldı? 5. Kalan dediği yani bu kalan kişi sayısı 5'miş. Dolayısıyla 5 kişi de belen tava söylese orayı da 5 ile çarpıyorum. Şimdi gelin sonuçları bulalım. 40 ile 4'ü çarparsanız 160. 30 ile 3'ü çarparsak 90. 20 ile de 5 çarparsak 100 bulacağız. Yani 160 artı 90 artı 100'ü topluyorsunuz. Bu sayıları da toplarsanız cevabı 350 olarak bulacaksınız. Yani 10. sorumuzda A şıkkı olacaktı. Evet 11. soruda yuvarlamadan bahsedilmiş. Rakamın sayı değerine göre 5'ten küçükse rakam değişmez ve sağındaki her bir rakam yerine 0 yazarız. Yani 5'ten küçük olanları direkt silebilirsiniz diyor. 5'e eşit ya da 5'ten büyükse de istenilen basamaktaki rakamı bir artırıyoruz. Sağındakileri siliyoruz ya da 0 yazıyoruz diyebiliriz. Şimdi hazırlanan programda 3 komut ve sisteme işte 1,923 sayısı girildiğinde ekrana yansıyacak görüntüler örnek olarak verilmiş. Fakat bize bunu sormuyor. Buna göre diyor sisteme girilen 17 bölü 8 kesrinin ondalık gösterimi girildiğinde ekrana yansıyacak görüntüler hangisi gibi olur. Dolayısıyla bizim işimiz nedir? 17'yi öncelikle bir 8'e bölmek. Yani 17 bölü 8'in kaç olduğunu tespit etmemiz lazım. 17'yi 8'e bölersek 2 kere var. 2 kere 8 16'dan çıkarttım. 1 kaldı. Fakat burada bırakmıyoruz. Çünkü ondalık gösterim isteniyor. 1 0 1 virgül devam ediyoruz. Onun içinde 8 1 kere var. 1 kere 8 8 çıkarttınız 2. Hala bitmedi. Bir sıfır daha koyup devam ediyorum. Bu sefer virgül koymama gerek yok. Çünkü zaten koymuştum. 20'nin içinde 8 2 kere var. 2 kere 8 16 çıkarttım. 4 var. Yine bir sıfır koyuyorum ve 5 kere deyip Burada işi bitiriyorum. Yani sisteme girilen sayı 2 tam 1000'de 125 imiş. Şimdi birinci komutumuz yüzde birler basamağına göre yuvarla diyor. Şimdi onda birler ve yüzde birler. Yani ikinci basamağa göre yuvarlayacağız. Sağındaki rakama bakıyorum 5 veya 5'ten büyük gibi bir sayı. Dolayısıyla bu 5 soldaki arkadaşına bir değer verir. Ve sistemde ne olarak okuruz? o 2'yi 1 artırıp 3 olarak okuruz sağındakileri sileriz. Daha sonra da birinci komutu gerçekleştirdim. Yani A şıkkı gitti bakın. 2,13'ü gördüm çünkü diğer şıklarda. Bu bu sefer de ikinci komutta onda birlere göre yuvarlayacağız. Yani 1'e göre yuvarlayacağız. Sağına bakıyorum 3 Değersiz bir sayı hemen siliyorum dolayısıyla 2,1 göreceğim B şıkkı da gitti ve 3. komutumda da birler basamağına yani 2'ye göre yuvarlayacağım 2'nin sağına bakıyorum 1 değersiz o yüzden o da gitti 2 yazılır dolayısıyla 2,13 2,1 ve 2'yi göreceğim bunu da C şıkkında görebiliyorum. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B şeklinde bulunur. Biliyorsunuz bunu. Eni 3,5 boyu 5 metre olan dikdörtgen salonun zeminine seramik döşüyoruz. Hemen bu e, seramik döşeyeceğimiz salonun alanını bulalım. Kaçla kaçı çarpacağız? 3,5 ile 5'i çarpıyorum. Şimdi bakın 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3 15 2 de elde 17. Virgülü de aynen aşağıya indirdim. Yani 17,5 metre kare benim salonumun alanı. Tamam. Bir paket seramikle de 1.42 metrekarelik alan kaplandığına göre en az kaç paket seramiğe ihtiyacımız vardır diye sormuş sorumuzda. Hemen o zaman bir bölme işlemi yapıyorum. 17 buçu neye böleceğim? 1 tam %42'ye. Şimdi bu bölmeyi yapabilmem için virgülleri bir kurtarayım. Şu sağdaki arkadaştan 2 kere de kurtulabiliyoruz. 142 oluyor. Dolayısıyla sol tarafa da 2 lik işlem yapacağız. Yani bir virgül kaydırma. Bir de kaydıramadığım virgül yerine de bir sıfır koymak şeklinde ikilik işlem yapmış oldum. 1750'yi 142'ye böleceğim yani. Bir kere var. 142 diye başlıyorum. 33 kaldı. 33'te 142 yok. Bir sıfır buraya ve devam ediyorum. Zaten yukarıdan aşağıya indirdim sıfırı. Ve burada da iki kere var. Bakın. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Ve 2 kere birden 2. Çıkarttınız ve ne kaldı? 46 kaldı. Burada bitirebilirim. 12 seramik, 12 paket seramik aldığımda bakın salonun bir kısmını yapabiliyorum ama 46'lık bir alan kalıyor. Dolayısıyla benim en az 13 tane yani 12 paket yetmedi. Bir paket daha alıp salonu ancak bu şekilde tamamlayabilirim. Dolayısıyla en az 13 pakete ihtiyacım vardır. Çünkü bakın 12 paket aldığımda bir daha söylüyorum. Tam olarak kaplayamam ama çok az bir şey kalır. O azıcık bir şey yüzünden mecburen 13. paketi de almak zorundayım. Kısa kenar uzunluğu A uzun kenarı B olan dikdörtgenin çevresi bakın 2 çarpı A artı B şeklinde bulunuyormuş. Ebrar bir A4 kağıdını ortadan ikiye katlayıp kesikli çizgiyle gösterilen yerden kesiyor. Daha sonra kestiği küçük parçayı açıyor ve bu parçanın çevresi sorulmuş. Şimdi bakın bu parçanın bir yüzü şurasıdır. 2 tam onda 1 santim. E bir de bunun arkasında var değil mi? Bir 2 tam onda 1. Yani bu parçayı kesip çıkarttığında çıkarttığınızda şöyle uzunca bir e, ne oluşur? Dikdörtgen oluşur. Uzun kenarı 4 tam yüzde 15 kısa kenarı da bunun iki katı. Çünkü bir iki tam onda bir sol taraftan, iki tam onda bir sağ taraftan göreceğiz. E dolayısıyla nasıl bir dikdörtgen olacak? Şu kenarı ikisini toplarsanız, iki tam onda bir ile iki tam onda biri toplayalım. İki burası, iki iki daha dört, dört tam onda ikilik bir uzunluk göreceğiz. Şurası ve şurası kenar uzunluklarımız. E buna göre de çevreyi sormuş. Çevrede bak nasıl hesaplanıyormuş. Kenarlarını topla 2 ile çarp diyor. Dolayısıyla 4,15 ile 4,2'yi topluyorum. 8,35 çıktı. E bununla da 2'yi çarpacağım. 8,35 çarpı 2. 2 kere 5 10 elde var. 1, 6. 1 elde 7. 2 kere 8 16. 16 tam %70 ya da sondaki sıfırın bir önemi yok biliyorsunuz. Virgülden sonrası olduğu için. Dolayısıyla D şıkkını 16 tam 10'da 7'yi işaretleyebilirim doğru cevap olarak. Kemal aşağıda verilen sayılardan iki tanesini 10 çarpıp diğer ikisini 10'a bölüyormuş. Buna göre en büyük değer ve en küçük değer olarak hangilerini bulmuş olabilir diye soruyor. Şimdi en büyük değer bulacaksam ben şuradaki en büyük arkadaşı 10 çarparım. 10 çarpmak demek virgülü bir basamak sağa kaydırmak demektir. Dolayısıyla şu arkadaşı virgülü sağa kaydırırsam 1938 bulurum. Yani bakın en büyük değer olarak 1938'i bulmuş olabilirim. Dolayısıyla da C şıkkını doğru cevap olarak işaretleyebilirsiniz. Şimdi 15. sorumuzda her birinin yüksekliği 8 cm, 8 cm olan tencereler iç içe geçirildiğinde 7 tam 10'da kısmı içeride kalıyormuş. Yani aslında o zaman 8 eksi 7 tam 10'da 2 yaparak 0 tam 10'da 8 cm'lik kısmın şu dışarıda kalan yer olduğunu söyleyebilirsiniz. Hemen ilk adımda bunu yapabiliriz. Daha sonra diyor ki 10 tanesi iç içe geçiriliyor. Yani bakın şu 0 tam 10'da 8'lerden Yine burada bir tencere daha var. Böyle böyle e, sürekli dışarıda kalan uzunluklarımız oluşak, olacak. Yapının toplam yüksekliği sormuş. Şimdi bir kere yapının en alttan bir tencere uzunluğu var. Ki onun da 8 cm olduğunu biliyoruz. Ardından kalan 9 tencerenin neyi var? Sadece 0 tam 10'da 8'i var. Dolayısıyla bu 0 tam 10'da 8'den kaç tane var? 9 tane var diyebiliriz. Çünkü 10. tencere zaten tamamıyla gözüküyor bakın en altta. Onu 8 santim olarak alacağım. O zaman ben önce 0.8 santimetreden 9 tane var diyerek bu çarpmayı bir yapayım toplamda kaç santim yapıyor bulalım. 9 kere 8 72 elde var. 7. 9 kere 0 0. 7 ekledim. 7 tam onda 2. Artı buna ne ekleyeceğim? 8'e ekleyeceğim. O ilk baştaki tencere uzunluğumu ekleyeceğim. Oradan da ne bulacağım? 15 tam onda 2. Yani 15. sorumuzda B şıkkı olacaktı. Ve böylece ikinci denemenin de çözümlerinin sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı ve keyifli bir ders olmuştur. Eğer bu içerikleri kaçırmamak istiyorsanız ve bunun gibi diğer motivasyon ve rehberlik videolarımızı da kaçırmak istemiyorsanız şimdiden hemen abone olabilirsiniz. Eğer değilseniz tabii ki de ve videoyu beğenerek de bize çok güzel bir destekte bulunmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.